Tabii ki herkes gibi biz de eve kapandık şu anda. Olanakların ve olasılıkların çok kısıtlı olduğu bir dönemdeyiz ama kendi adıma üretimim yavaşladı kesinlikle diyemem. Yani büyük heykel ve enstalasyonları tabii ki yapamıyorum. Atölyede olmam lazım, farklı insanlarla çalışıyor olmam lazım. Ancak yani dijital işlerde veya ön eskizler, çok basit olarak füzen mürekkep, aslında eskisinden daha fazla çalışıyorum diyebilirim. Normalde yetişmeye çalıştığımız, hazırlanmaya çalıştığımız, günlük detaylarıyla uğraştığımız bütün sergiler, fuarlar, prodüksiyonlar tamamen durmuş durumda ve bunun bir avantajı belki çalışabilmek veya uzun vadeli işler üretebilmek için çok iyi bir dönem. Evet, sanırım eskisinden daha fazla üretiyorum şu anda. Aslında sanatseverlik, sanat takipçiliği için çok değişik, birçok açıdan hoş bir dönem. Normalde girmeye, keşfetmeye, takip etmeye zamanımız veya motivasyonumuz olmayan birçok yeni dünyaya, birçok yeni esere girebilmek için çok güzel bir dönem. Kendi adıma 80'ler Sovyet bloğu çizgi romanlarını okumaya başladım. 2000'lerin başlarındaki çok tatlı bazı mangalara giriştim. Sanatseverlere tavsiyem alışık olmadığınız yerlere bakmak, görmeyi beklemediğiniz şeylere girmek çok keyifli olabiliyor. Ve genel tavsiye olaraktan bilgisayar oyun dünyasına bakmadıysanız şu noktaya kadar gerçekten bakmanızı tavsiye ederim. Şu an aslında sanatın en hızlı ilerlediği, en değişik şeyler yaptığı, deneyler, teknikler ürettiği, bakış açıları, narratifler yarattığı alan orası gibi görünüyor. En azından ön yargılarınızı kırmak için yani ayağınızı ıslatmanız yeter gibi geliyor bana şu anda ama bu dönem bunu yapabilmek için çok ciddi bir zaman var. Ve neden olmasın? Herkese çok tavsiye ederim. Açıkçası yeni dünyanın, yeni düzenin nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu konuda spekülasyonlar yapabiliriz, tahminler yürütebiliriz ama yalnızca ve yalnızca zaman gösterecek. Yani örneğin absolut olarak çok şeyin değişmeyeceğine inanmakla birlikte örneğin bazı iş gruplarının özellikle beyaz yaka çevresinde baştan aşağı değişeceğini şu anda adım adım görüyoruz. Şu an içinde olduğumuz dönemin etkilerinin uzun süre yaşanacağından tabii ki eminim. Yaşamını, yakınlarını kaybedenler, işlerini kaybedenler, bunların ağırlığını tabii ki hissedeceğiz ve uzun süre hissetmeye devam edeceğiz belki. Ancak hayat devam ediyor. Yaşamaya, üretmeye, çalışmaya, yaşamaya, hissetmeye devam edeceğiz. Ve orta uzun vadede her şeyin normale döneceğinden çok eminim. Sanat dünyası olarak evet, aslında orta vadede birçok açıdan bazı şeyler belki iyi olmuştur diye düşünüyorum. Yeni bakış açılarına, birçok açıdan farklı yaklaşımlara kapalı olan bir dünya ve bunlara açılmaya başlayacağız. Yeni teknolojileri göreceğiz. Sanat piyasasının şeklinden dolayı bu piyasadan kaçmış birçok yetenekli arkadaşımızın tekrar tekrar ortaya çıkabilmesi, görünebilmeleri veya kendi alanlarında yaptıkları şeylerin ortaya çıktığı bir dönem olacak gibi geliyor. Onun için umutsuz değilim. Bu acısını çekeceğiz. Evet, kesinlikle çekeceğiz. Ancak en azından hayatta kalanlarımız için gelecek çok kötü bir gelecek gibi görünmüyor. Kendi pratiğim açısından baktığım zaman anlatmak istediğim hikayeler, yaratmak istediğim dünyalar, hissettirmek istediğim duygular değişmedi ve bir süre boyunca bunların üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Ancak gelecekteki dünyada kendimizi nasıl konumlandıracağımız o dünya geldikten sonra karar verebileceğimiz bir şey gibi geliyor bana.
Özellikle uluslararası fuarların bu süreçten çok ciddi darbe alacağını hepimiz şu anda görüyoruz. Onun etkileri ne kadar sürer? Yani bir sene içerisinde toplayabilir mi? 2 sene, 3 sene? Bunu tabii ki zaman gösterecek. Ancak şu dönem içerisinde en azından bu kurumlarla çalışan, bu kurumlarla beslenen birçok grup, birçok kanat ciddi hasar almış durumda. Bu organizasyonların tamamen yok olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor bence. Birçok açıdan küçüleceğiz, kemerleri sıkacağız. Alışık olduğumuz veya yani yapmayı planladığımız büyük prodüksiyonlardan küçük küçük feragat edeceğiz gibi görünüyor. Ama çok uzun vadede çok büyük değişiklikler yaratacağını zannetmiyorum. Eğer bu süreç bir şekilde biterse, fuarların ve sanat dünyasının kendi haline, alışık olduğumuz haline geri döneceğine inanıyorum. Ha tabii bu durumun bitmemesi koşulunda aslında sanat dünyasından çok daha büyük dertlerimiz var. Tabii ki bu dönem benim sanat üretimimde de ve planladığım serginin içeriğiyle ilgili bazı değişikliklere neden oldu. Örneğin son dönemlerde daha büyük eserlerle, daha boyutlu prodüksiyonlarla çalışmaya başlamıştım ve onlarda bir iki adım fren yapmam gereken bazı durumlarla karşılaştım. Örneğin çok fazla komponentli, farklı materyaller, teknikler ve en önemlisi uzmanlar isteyen işleri tamamen yavaşlattım şu an. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde ulaşabildiğim uzmanlıklar çok limitlendi. Ha, bu işlerin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak üretimin yavaşlaması tabii ki önümüzdeki dönem sergilerini birazcık değiştirdi.